Haydi bismillah. Çok uzun zaman oldu. Tekirdağ dışında araba kullanmıyordum. Bugün bir Silivri yapacağız. Kahvemiz de hazır. Bizim araba kahvesiz gitmez. Elle açılıyor benim cam. Sağ ön lastik inik gibi geliyor. Şimdi müsait bir yola çıktığımda ona bakacağım. Yani arabanın el freni tutmazsa diye onu çapraz bırakmıştım. Orada da tümsen üstüne denk gelmiş. Basınçtan dolayı inmiş olabilir. İlk fırsatta ona bakmam lazım. Buraları bakılacak yerler değil. Arabada içtim kahvenin tadı Starbucks'ta yok. Bismillah. Hesapta bugün arabayı da yıkayacaktık ama çok geç kalktık. Saatten sonra yıkanmaz o araba. Şu benzinliğin olduğu yoldan gideyim de 3 dakika daha uzatayım yolu. En azından şimdi lastik inikse orada hemen kolay da lastiği değiştiririz. Gerçi bu kış lastikleri hep inik gibi duruyor. Belki bana öyle gelmiştir, inmemiştir. Yani yola çıkmadan bir bakalım. Nasıl denk geldin sen bana Güneş ya? Abi devretmiş herhalde dükkanı, başkaları var kapının önünde. 300-500 alacağımız vardı. Gerçi çok esnaftan 300-500 alacağımız vardı. Birçoğunda da yatacak herhalde bu iş. Arabayı vurmuşlar. Arabayı vurmuşlar. Bu trafiklerde burası dağ başı mı kardeşim demeyin, dağ başı. Vuruyorlar arabaya. Kaçıyorlar, gidiyorlar, hiç dünya umurlarında değil. Biz bu dönüşü yapmamız lazım. İstanbul yoluna çıkmak için. Rastlığa bakmadık. Bir tane de park yeri yok ya, baksana ya, bir yere çeksem de şöyle bir lastiğe baksam. Bir tane de yer yok. Arkamda araba var ama minibüs geliyor. Şu sağda bir boşluk var da olsun, benzinliğin içine girip orada bakarız ya. Mazotum. Mazot da alsak olur gerçi. Şimdi biraz hızlandırayım ben şu benzinle falan bir gireyim. Buradayız gene. İnik gibi ama değil. Bu. Bunda da bir şey yok. Lastiklerimizde bir sıkıntı yok. Aa, arabayı kuşlar çok kötü yapmış. Benzinli de sigarayla girdik ama. Lastik işimiz yok abi. Ulan benzinle de atsak bunu şimdi nasıl olur? Çok ayıp olur. Atmayalım. Zaten mazot alacağız. Bir 400 liralık mazot almış. İbre burada. 400 liraya bakalım nereye gelecek şimdi İbre. Basıyoruz. Fakir işi 400. Yeter. Araba çok kirlenmiş ama. Araba lahmacuncu arabası gibi, lahmacuncular kızacak şimdi bize.
Havaya bak, pırıl pırıl be kardeşim. Vallahi kıyamet yakındır. Ocak ayında. Şuraya bak. Ocak ayında Haziran havası. Yaşlandım be Fir. Parayı verelim abi, bazen unutuyoruz. Buyur abi. Müşkülatçı zannediyorlar bizi. Çıkıyoruz abi. Şuraya bak, gazete kağıdı gibi anasını satayım. Hiçbir şey yaramıyorlar. Hadi görüşürüz abi. Görüşürüz enişte. İşte. 400'e ne oldu şimdi İbre? Bakalım abi. Çeyrekteydik. Oo, çok zam gelmiş mazota. Mazota aşırı zam gelmiş. 400 liraya bunun full'e yakın olması lazımdı. Neyse, yapacak bir şey yok. Gidiyor la, gidiyor. Rahmetli Alican abiye de selamlar olsun. Tekirdağ'ın çıkışına yakınız arkadaşlar. Tekirdağ 1,5 saat. 5 dakikada giriyorsun, çıkıyorsun. Ağaç desen ağaç, deniz desen deniz. Mis gibi memleket ya Tekirdağ. Vallahi kıymetini ne kadar biliyoruz orası ayrı. Burası Tekirdağ'ın girişi arkadaşlar. Eski otogarımız burada kaldırıldı ama alakasız bir yere götürdüler. Oh Allah'ım sana çok şükür. Şöyle reklam panosu işi yapan şirketler parayı kaldırdı son 10 yıldır Türkiye'de. 10 yıl önce hiçbir şey yoktu bu tarz rekabet. Hiç boş kalmıyorlar abi. Hep bir reklam buluyorlar. En kötü hiçbir şey bulamadan hep seçim var zaten Türkiye'de. Hep siyasi şeyler. Ey yavrum ey, az git gel yapmadık bu yollara be. Yaşa Fiyo. Dırcı abi işin iş. Vallahi işin iş Dırcı abi. Solu kapatmayalım abi. Haddimizi bilmemiz lazım. Fiyorna var altımızda. Bir hava var ya. Biraz ciğerlerini açalım. Oh. Radar var. Arabanın ciğerlerini açalım derken ceplerimizin ciğerleri boşalmasın. En son geçen sene yemiştim bir radar cezası. Seçimden önceki aflarda silinmiş. 3-5 tane HGS geçişim vardı. Onlar da silinmiş. Seçimlerin faydaları. Helal haram ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım.
mesela İstanbul yolunda sağda böyle hep ev, hep siteler, hep villalar. Parayı bulalım, onlardan bir tane almak lazım. Buralarda çok fazla gürültü olmaz. Yazın bana buradan çok yazıyorsunuz. Marmara Ereğlis. Yeni çiftlik, pardon. Daha gelmemişiz Marmara Ereğlis'e. Arabanın motoru ilk burada arıza vermişti. Motoru yaktığım zaman. Burada sağa çekmiştik. Şuradan şehir içine girmiştim. Oradan sağ olsun yağ satan abi. Onun işi olmamasına rağmen arabasını aküyü alıp gelmişti benim arabanın yanına. Aküyü şarj etmişti. Yağı doldurduk. Hiçbir sıkıntı yok gibi gözüküyordu. Buradan bir daha çıktım yola. Halbuki benim yağ filtresi patlamış. Motorun içine girmiş. Buradan aynı böyle başladım abi gitmeye. Gene Silivri'ye gidiyordum. Nereye kadar gidebildim? Aslında böyle belki de Silivri'ye kadar gidecektim ben. Zaten zararı yapmışız, bari oraya kadar giderdik. Ama bir baktım mazot yok. Mecbur mazot alacağız. Şimdi Opet mi vardı orada? Opet vardı galiba. Şu ileride ilk sağdaki benzinlik. Ufukta gözüktü. Mecbur mazot almam gerektiği için buradaki Opet'e girdim abi. Girdim ama kontak anahtarını çıkartmadan mazot deposu açılmıyor. Yani arabayı stop edeceğiz. Sordum pompacıya, dedim arabayı stop edeceğiz. Demin arıza yaptı, zor çalıştı. Çalışmazsa burada var mı koymaya? Var dedi, koyarız buraya. Doldurdum mazot abi. Bir vurduk marşa, araba çalışmıyor. Evet, buradaki Opet'ti. Sonra arabayı aldık orada arada bir yere. Buradan çıktım ben bu üst geçidin altına. Otobüs, minibüs ne varsa bekliyorum abi. Şansıma da yavaş giden bir tane minibüs geldi. İşim de acildi. Onunla az ileri Marmara Ereğlisi'ne kadar gittik. Onun bir tane arkadaşı varmış, taksici. Onu oraya çağırdı, o orada bekledi. Oradan Marmara Ereğlisi'nden taksiye bindik. Oradan Silivri'ye ateş. Akşam da işimiz bitince yine dönüşte geldik abi. Burada arabayı aldık. Çalıştı. 200 metre sonra ışıklarda yine istop ettik. Kaldık bu sefer yolun ortasında. Çekiciyle oradan Tekirdağ. Ne çektik be fiyarım. Lafa tutmayın beni ya. Bir yolu bitiremedik arkadaş. Yaşlanmışız biz. Bas lan bas. Daha 90 kilometre var. Marmara Ereğlisi burası. Daha gelmedik. Burada çok güzel, çok büyük bir cami var. Değil bundan sonraki. Şu karşıdaki Beyaz Saray gibi duran yer cami. Orada ortadaki direkte de devasa bir Türk bayrağımız vardı. Herhalde yenileyecekler, kaldırmışlar Türk bayrağını. Buralarda da az aralarımız geçmedi ya.
Ey gidi günler ey. Biziz Marmara'dayız. En çok çevirme burada olur arkadaşlar İstanbul'a giderken. Hemen buradan geçtiğiniz gibi çek sağa derler. Şurada yaparlar. Evet, Marmara Ereğlisi'nden de çıktık. Devam. Silivri'ye geldik. Burada bir yol yapım çalışması var. Öyle böyle değil. Bir sene oldu da hala devam ediyor. Burada trafik inanılmaz derecede karışık. Bak orada arabayı çekmişler. Bir kere benim de arabayı çekmişlerdi burada. Bir geldim araba yok. Ulan dedim arabayı çaldılar. Çok çok trafik çok karışık burada abi. Karşı tarafa geçmem lazım. AVM'ye gideceğim. Ortada bir geçit vardı. Diğer tarafa geçmeye. Bazen de onu kapatıyorlar. Eğer kapattılarsa bir daha dönüş çok ileride. Yani burada yaşayanların Allah sabrını versin. Çok zor işler. İnşallah o yol kapalı değildir. Alt geçit. Sol tarafa geçmek için. Bak. Kapalı. Şuraya bak ya. Şimdi yandık. Navigasyonu açmam lazım. Burasını da kazmışlar. Burası kapalı. Azal, kapıyı nasıl açacağız? Evet, tamam, hastane. Kahve olmadan olmaz. Türk Nes. Nescafe yapıyor. Zehra nerede? Zehra yok. Bundakini de mi pişiriyorsunuz? Ev denetlemesine geldim. Aa, Hazal oraya ne koymuş? Bu ne? Hindinin bacağı kalmış makinenin içinde. Görüyor musun? Nasıl? Sorun nasıl yok ya? Ben burada otururken düşecekmişim gibi hissediyorum ya. Tamam, yüksekte ev olur. Arkadaş, yapılır yüksekte ev de ya bu kadar yüksek ev yapılmaz. Bir de hani burada ben şeyi, o fırtınalı havaları hiç hayal bile edemiyorum. Akşam oldu he. Bak Silivri'de akşam oldu, daha Edirne'de olmadı. Buradan Edirne'yi görebiliyorum şu an ben. Buradaki yatsı namazı kılınacak şimdi, oradakiler daha ikindi yıkılmak üzere. Günü de bitirdik, videoyu da bitirdik. Allah'a emanetsiniz. Sıradaki video bunun dönüş yolu. Gece. Timsah üstünde kervan develerle Tekirdağ yolu.